Efendim bugün çok ilginç bir olay yaşandı. Bakın eski manken Deniz Akkaya işte ekranlarınızda. Onun 16 yaşındaki kızının ısrarla kendisinden sakladığı telefonu elinden alınca evde kıyamet koptu. Kızı Deniz Akkaya'yı balkona kilitledi ve tartışma da bitmeyince olaya polisler müdahil oldu. Olayın sonunda kızı devlet korumasına alınan Deniz Akkaya yaşadıklarını da sosyal medya hesabından anlattı herkese. Ve telefonumda çok fazla zaman geçirdiğim zaman... Bravo! Bravo! Bazen kavgalar oluyor ama sonra sonunda hani zaten barışıyoruz yani. Kendisinden ısrarla sakladığı telefonu ele geçirdi. Öfke krizine giren kızı eski manken Deniz Akkaya'ya saldırıp balkona kilitledi. Ben hiçbir şeyden devrilmem. Bugün bunu paylaşmamın bir hukuki sebebi vardı. Bu hikayeyi baştan bilmeyip bana size yorum yapma hakkını vermiyorum. Deniz Akkaya'nın medya patronu Efe Önbilgin'le olan evliliğinden bir kızı olmuştu. Çift ayrılınca kızı Deniz Akkaya ile kaldı. Benim kızım korkunç bir adamdı. Ben bu çocuğu ilmek ilmek işlerken sıfır maddi yardım, sıfır. Hiçbir şey eksik kalmadan. Özel dersse özel ders. Kusura bakmayın, bunları yapmayan bir sürü anne var. Anneliğime laf edeni karışlarım alnını ben. Şu an 16 yaşında olan kızıyla aşırı telefon kullanımı nedeniyle sürekli tartışıyorlardı. Ama son tartışmaları siteyi ayağa kaldırdı. Bu telefon için can hıraç bir şekilde sol bacağıma yapıştı. Yuvarlanarak çığlık atarım, bağırırım demeye başladı. Kendimi balkona attım. 15 dakika açmadı. Arkasına sandalyeyi çekti. Çığlık atmaya başladı. Ya telefonu aşağı atacakmışım ya da ona verecekmişim. Dedim ki sana telefon falan yok. Babasıyla mesajlaşması dışında bir şey. Ve onu bulacağım ben. Şimdi yine yanında geçirdim bu krizleri. Ve benim yanımda bir anne gibi yanımda durup anneciğim ben sen benim hayatımda tanıdığım en güçlü insansın. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarından sonra ekipler geldi ve anne kız karakola gitti. Deniz Akkaya olay sonrası yaptığı açıklamalarda kızının burnu sürsün diye devlet korumasına verdiğini söyledi. Sosyal medyada kendisine olumsuz eleştiride bulunanlara ateş püskürdü. Haddinizi bileceksiniz. Benim sayfama benim anneliğimle ilgili yorum yapamazsınız. Sizin aklınızı alırım. Kanunlu kanunsuz. Benim canımı sıkmayın. Çocuğum nelere üzülebilir? Bunları hep empati duygusuyla yaklaşıyorum. Akkaya'nın kızıyla yaşadığı bu zorlu sürece herkes farklı bir yorumda bulundu. Haklı bulanlar da oldu, eleştirenler de. Ama bu dönemdeki çocuklarla nasıl iletişim kurulması gerektiğini uzmanına sorduk. Bu hal içerisindeyken çocuğun sosyal kimlik kazanma sürecini aslında koşulsuz kabul etmemiz gerekiyor. Çocuk için daha davranış kalıpları oturmamıştır. Denemeler yapıyordur. Onları dinlemeye, onları anlamaya dayalı bir ilişki kurmalı ki çocuğumuz bizden daha fazla uzaklaşmasın. Biz bir ekibiz, ben senin karşında değilim, bana ihtiyaç duyduğunda buradayım mesajı çok kıymetli ki. Aşkım sen zaten benimsin. Oradan puanı alamadın.